Merhabalar. Ben 26.05.2020 tarihinde Covid-19'dan dolayı vefat eden Sirt'te bulunan Murat Market'e servis şoförü olarak çalışan Abdülbaki Yolbaş'ın en büyük oğluyum. Karşınıza bu şekilde açıklama yaparak çıkmak istemezdim. Ama rahat vermediler. Daha acımız bu denli tazeyken doğru düzgün bile acımızı yaşamamıza izin vermediler. Sosyal medyalar ve haber kanalları üzerinden Murat Market sahipleri ve Sit İl Sağlık Müdürlüğü babamın ağzından ve arkasından yalan yanlış açıklamalar ve söylemlerde bulunup olayın üstü örtbas edilmek istenmiş ve bu şekilde acımızın daha da katlanmasına sebep olmuşlardır. Murat Market sahiplerinin yaptığı açıklamada tüm önlemlerin alındığını, maske ve eldiven dağıtımının yapıldığını, pandemi sürecinde şüpheli olduğu tespit edilen personelin idari izne gönderildiğini, çalışma saatlerinin 09.00 ve 21.00 olarak genelgeye göre düzenlendiğini belirtmiştir. Diğer yandan da Sirt İl Sağlık Müdürlüğü yapılan filyasyonda AY adlı vatandaşımızın servis şoförü olduğunu, yaklaşık bir aydır müşterilere servis hizmetinin yapılmadığını ve market içerisinde herhangi biriyle temasın olmadığını beyan etmiştir şeklinde babamın ağzından yalan yanlış açıklamalarda ve söylenimlerde bulunmuştur. Öncelikle Sirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama tamamen yanlış olup babamın ağzından söylenmiş gibi yapılıp yanlış beyanda bulunulmuştur. Babam 11.05.2020 tarihinde bile ufak tefek belirtilerle Murat Market'te çalışmış, müşterilere servis, paket ve sipariş hizmeti vermiş, taşımacılığını yapmıştır. Ayrıca market personelini evlere taşıyarak personellerle temas halinde olmuştur. Daha sonrasında Murat Market'in yaptığı açıklamaya gelirsek, önlemler güya alınmış ya, aldığı önlemler ne biliyor musunuz? Günde sadece personeline 2 adet telsiz, cerrahi maske ve pudralı eldiven vermek. Telsiz cerrahi maskelerin koruyucu olmadığını daha önce uzmanlar tarafından belirtilmiş ve maksimum kullanım saatinin 1,5-2 saat olduğu tespit edilmiştir. Tüm mesai boyunca 2 adet telsiz cerrahi maske sizce nasıl yeterli olsun? Sırf 3 kuruş daha fazla para vermemek için personelin sağlığıyla oynamaya değer miydi? Evet, şüpheli personel idari izne gönderilmiş ama bu personelin taşımacılığını babam yapmış ve yine temas halinde olmuştur. Muhtemelen de virüsü bu şekilde personel taşıdığı sırada kapmıştır. Çalışma saatlerinde resmiyete genelgeye göre 09.00-21.00 saatleri olarak gösterilmiş, lakin uygulanmamıştır. Babam 11.05.2020 tarihine kadar da sabah saat 10 ve gece saatleri 22-23 saatine kadar çalışmış, personel taşımacılığını yapmış, bu saatlerden sonra eve gelmiştir. Bu pandemi sürecinden önce daha uzun saatler çalıştırılmış, sadece pandemi döneminde bu şekilde çalışmıştır. Ayrıca babamla birlikte daha öncesinde de Murat Market personelinde Covid-19 tespit edilmiş, 24.05.2020 tarihine denk gelen Ramazan bayramından dolayı Arife günlerinde de market kapatılmamış, karantinaya alınmamış ve hiçbir önlem alınmamıştır. Ta ki sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle 24.05.2020 tarihinde market karantinaya alınıp kapatılmıştır. Şimdi size sorarım. Pozitif vakası olan bu marketin bayram yoğunluğundan dolayı kapatılmaması, sırf daha fazla para kazanmak için karantinaya alınmaması, binlerce insanın hayatının tehlikeye atılması, sırf daha fazla para kazanmak için değer miydi? Şimdi size diyeceğim, bırakın acımızı yaşayalım. Bu şekilde yalan yanlış haberlerle üstümüze gelmeyin. Bu haberleri, bu açıklamaları görünce ve okuyunca daha fazla üzülüyor, acımız kat ve katlanıyor. Ve son olarak yetkililerden tek bir isteğim var. Bu durumun üstünün örtbas edilmesine izin vermeyin. Sesimi duyun.